Herkese selam, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ıspanaklı gözleme yapacağız. Ben de bunu arkadaşlar ikinci defa deniyorum. Geçenlerde yapmıştım patatesli gözleme ve vloglamamıştım. Çünkü normalde hamur işiyle alakalı bir el yatkınlığım yok ve daha öncesinden yani bekarken hiç böyle hamur işi bir şeyler yapmazdım. Çünkü çok benim böyle tercih ettiğim ve nasıl diyeyim çok ilgimi çeken bir tür değil aslında hamur işi. Benim için böyle biraz daha tatlı türleri daha böyle dikkat çekici veya İşte yemek türlerini çok severim. Sebze yemeklerini denemeyi ve yapmayı çok severim. Hamur işini de şimdi birazcık aslında Emrah için yapıyorum. Çünkü Emrah gerçekten de çok seviyor. Biraz da aslında benim de canım çekti şu anda böyle Türkiye'deyken. Emrah'la kaynaklara giderdik ve orada güzel bir gözleme yerdik. O kadar da olmasa bence ona yakın güzel bir lezzet yapabileceğimi düşünüyorum. Çünkü geçen yaptığımda Emrah çok beğendi. Tam not verdi. Belki de bilmiyorum hevesim kırılmasın diye de olmuş olabilir ama görünüş itibariyle ve yediğim kadar tadı da güzeldi, görünüşü de güzeldi. Sadece belki biraz daha işte pratik yapa yapa biraz daha böyle güzel bir şekilde ince açarım diye düşünüyorum. Bugün de ikinci defa pratik yapmış olacağım. O yüzden başından söyleyeyim. Yaptığım tarifi de sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Dünden burada ıspanaklarımı yıkadım bir güzel şöyle hepsini yıkadım. Normalde aslında yıkanmış ıspanak almışım ama ben tekrardan içime sinmedi ve yıkadım. Zaten yıkadığımda da dünden gösterseydim eğer vlog çekseydim görmeniz lazımdı. İnanılmaz bir kir ve toprak çıktı. O yüzden mutlaka siz de yıkanmış olsa da tekrar tekrar yıkayın. Kuruması için böyle sabaha kadar kurulama bezimin üzerinde beklettim ama yine çok bir faydası olmamış. Şunlar tam kurumamış. Neyse önemli değil. Şöyle birazcık açayım, dağıtayım şunu. O sırada da bu kururken unumu elemiş olurum. Şöyle bir paket un aldım dün. Zaten unum vardı ama ne olur ne olmaz yetmez diye bir paket alayım dedim. Onu eleyeceğim önce. Şöyle bir kontrol ediyorum her zaman bir şey var mı, kurtlanmış mı veya kelebeklenmiş mi diye. Çünkü bazen marketten aldığımız ürünlerde de sıkıntı olabiliyor. Bir güzel eleyeyim. Unu bir güzel eledim. Normalde bazıları böyle hamur açacağı zaman unu elemiyormuş. Sadece böyle kek gibi böyle tatlılar falan yapacağı zaman eliyormuş ama ben yine de elemek istedim. Şimdi 4 su bardağı un ilave edeceğim. Hamur karıştırma kabıma. Şöyle. Üzerine de yaklaşık 1,5 su bardağı kadar, 1,5-2'ye yakın artık onun kıvamına göre değişecek. Ilık su ilave edeceğim. Şöyle 4 su bardağı koyayım hemen. 1 çay kaşığı kadar da kuru maya koyacağım. Onu da şunları ilave ettikten sonra ekleyeyim. Bu arada ben daha önce yaptığımda böyle hamurum biraz artmıştı. Yine üzerini böyle streçledim. Ertesi günde tekrardan gözleme yapmıştım sabah kahvaltısına. Çünkü Emrah'la iki kişi olduğumuz için birazcık tarif bize fazla gelebiliyor. Unu kabımı aldım. Şimdi bir güzel suyunu da ekleyeyim. Biraz dışarıya kaçtı. Neyse artık duruma göre bakacağız. Şimdi benim suyum biraz dışarıya kaçtığı için 1,5'tan fazla koydum suyumu şöyle. Onu da ilave edeyim. Hemen. Şimdi makineyi çalıştıralım. Bu arada ben mayasını ve tuzunu ekledim. Birer çay kaşığı. Başka da ekleyecek bir şey kalmadı. Hemen şöyle başlatayım yoğurmaya. Hamurum bir güzel oldu arkadaşlar. Şimdi buzdolabı poşetiyle üzerini kapatacağım ve mayalanması için birazcık fırında bekleteceğim. Fırını 50 dereceye aldım. Isıttım. 50 derecede. İnşallah fırına kapanır ama almayacak yok. Biraz keseyim. Bu şekilde yapılınca 5 dakikada mayalanıyormuş. Gerçekten geçen denediğimde de çok iyiydi. O yüzden yine aynı şekilde denemek istedim. O sırada zaten iç harcını hazırlamış oluruz biz de.
Önce ıspanakları keseyim, sonrasında üzerine 2 tane soğan doğrayacağım. Belki soğan sevmeyenler için gözlemenin içinde koymayabilirsiniz. Sadece ıspanak yapabilirsiniz. Veya patatesli yapabilirsiniz. Geçen ben yaptığımda patatesleri haşlamıştım. Sonra onları böyle minik minik küp şeklinde doğradım. Ve o şekilde de çok lezzetli olmuştu. Bu sefer biraz değişiklik olsun dedim, ıspanaklı yapayım. Bu arada ıspanakları ben pişirmeyeceğim arkadaşlar. Çiğden koyacağım. Kimisi pişiriyor, kimisi pişirmiyor. Tamamen istek doğrultusunda. Zaten biz böyle kaynaklarda falan yediğimizde de çiğden koyuyorlardı, görmüştüm. Çok da lezzetli oluyor. Yani benim damak tadıma uyduğu için ben direkt böyle çiğden koymayı tercih ediyorum. Ama kimisi birazcık önünden hafif kavurabilir. Sevmeyenler için. Emrah'la benim için bir sıkıntı olmadığından dolayı ben böyle hemen çiğden yapacağım. Ve çok böyle şey doğramıyorum, ince ince doğramıyorum. Biraz daha kalın kesim doğruyorum ıspanakları. Çünkü biliyorsunuz zaten içinde eriyip gidiyor. Hatta bıçak değdiği andan itibaren erimeye başlıyormuş. Hani aslında ıspanaklar ölüyormuş. O yüzden böyle çok ince doğramamaya çalışıyorum. Saplarını biraz inceltiyorum. Aslında bulabilseydim lor peyniri koymak isterdim ki çok seviyorum lor peynirini gözlemede. Bulamadım. Böyle bir tane kaşar türü aldım. Kaşar ekleyeceğim. Çünkü buradaki kaşarlar birazcık tulum peyniri havasında. Yani biraz tulum peyniri diyorum çünkü ağır kaşarlar böyle nasıl diyeyim Türk... Evet, en son ıspanak doğruyordum ve videomu ara vermek durumunda kaldım. Hatta yaptığım işe de ara veriyorum şu anda. Çünkü gerçekten tansiyonum çok kötü bir şekilde düştü. Sebebi ise parmağımı kestim. Bir parmak kestiğinden ne olacak diye söyleyenler için hemen size bir bıçak önerisinde bulunayım arkadaşlar. Başınıza gelmesin, dikkat edin. Ben bu bıçağı şu WMF marka olarak söyleyeceğim. WMF, yani açılımını bilmiyorum ama burada zaten çok fazla olan bir marka. Aynı şekilde Türkiye'de de görmüştüm. Amazon'dan sipariş ettim. Bayağı keskin bir bıçakmış. Zaten bu et bıçağı, sebze bıçağı değil. Bunun sebze bıçağı da var. Onu da almıştım ama ıspanakları böyle kalın kalın, yani çok fazla alacağım için hani bir an önce hızlı bir şekilde doğrayayım diye et bıçağını kullandım. Kullanmaz olaydım. Hemencik kendi parmağımı da kestim. Çok az bir kesik ama çok derinden olduğu için çok fazla kan çıktı. Ve o kadar çok kan görünce doğal olarak bende birazcık tansiyon düşüklüğü oldu. Hiçbir şekilde acığım yok, ağrım yok, bir şeyim yok. Ama hala böyle bir sürü kan çıkıyor ve bir sürü peçete değiştirmek zorunda kaldım. O yüzden ara verdim. Ve bıçağı da size öneriyorum arkadaşlar. Ah, düşürüyordum. Bıçağı alabilirsiniz. Gerçekten çok kaliteli bir bıçakmış. Onu anladım. Zaten ben bunu anneme göstermiştim ilk aldığımda. Anne bak böyle böyle Amazon'dan sipariş ettim diye. Bu arada ben sipariş ettiğimde 16 euroydu. Şu an bıçak 48 euro. Ben bayağı uygun bir fiyatta sipariş etmiştim. O sıra Amazon'da neden bilmiyorum. Bayağı birçok üründe indirim vardı. Hatta işte kapsül kahve sipariş ettim. Deterjan sipariş ettim. Bir de bıçak sipariş etmiştim. Anneme gösterdim. Annem de dedi ki yani Göksu bak bu bıçaklar çok keskin bıçağa benziyor. Öyle şey yapma, dikkatsizlik kullan demişti. Keşke sadece yani tavuk ve et kesmek için kullansaymışım. Sebze de kullanmasaymışım. Normalde de çok dikkatliyim ama o an konuşuyordum sanırım. Konuşurken bir anda parmağımın ucuna değmiş bulundu. Neyse birazcık ara vereyim, dinlenmiş olayım ve bir yandan da kahve yaptım kendime. Kahve içim çünkü gerçekten o kadar çok kan çıktığı için tansiyonum gerçekten de çok düştü. Hemen böyle betim ve enzim attı. Hiç de böyle şeylere gelemem. Zaten beni tanıdığınız kadarıyla ben birazcık nazlı bir kızım, narin bir kızım. Hiç böyle şeylere gelemiyorum. Hemen kendimi çok kötü hissediyorum. Yani hemen hastaneye gitmem lazım. Hemen bir şey bulmam lazım. Yani batikon sürmem lazım gibi gibi. Evde de böyle şeyler yoktu. Demek ki bulundurmam gerekiyormuş böyle şeyler. Herhangi bir durumda, acil durumda lazım olacak. Yani yara bandım bile yoktu öyle söyleyeyim. Devamlı peçete değiştirmek zorunda kaldım. Neyse ne diyeceğim. Ispanaklı gözlemenin içine arkadaşlar ben peynir koymak istedim. Bazıları peynirli sevmiyor ama soğan olduğu için. Bence peynir çok yakışıyor ıspanak. Soğan ve peynir üçlemesini ben çok seviyorum. Ve tabii ki üzerine baharatlar eklenince. Bir de salça ekleyeceğim. Salçayı da çok sevdiğim için gerçekten de çok yakıştırıyorum.
Normalde Türkiye'de olsaydık lor peyniri kullanmak isterdim. Ben burada marketlerde bulamadım. Belki Türk marketlerde olabilir ama bana uzak olduğu için mi bilmiyorum. Ya da belki Fransız marketlerde de vardır. Dikkatimi çekmemiştir, görmemişimdir. Bilemiyorum. O yüzden farklı bir peynir aldım. Hemen size onu göstereyim. Şu peyniri aldım. Aslında peynir de değil de kaşar bu. Sadece şöyle söyleyeyim. Bizim Türkiye'deki kaşarlar gibi değil. Biraz daha tadı ağır ve böyle tulum havasında. Tulum peynirine ben çok benzettim. Özellikle İzmir tulumuna çok benziyor. Birazcık sert ve işte o ağır kokusu da var böyle. O yüzden bundan doğramak istiyorum içine. Böyle minik minik bunlardan doğrayacağım ama eğer siz bulabilirsiniz veya işte Türkiye'deyseniz lor peyniri bence daha çok yakışır. Böyle düşünüyorum. Bununla da ben güzel olacağını düşünüyorum. Birazcık işte şu kahvemi içeyim. Sonrasında devam edeceğim. Bakın bu normalde sebze bıçağı için ve bunun da bakın şöyle koruması var. Bunlar normalde şöyle. Demek ki ne kadar sağlam bir keskin bıçaksa o yüzden böyle korumalı göndermişler. Ve 16 euroya gerçekten çok iyi aldım. Şu andaki fiyatı 48 euro. Belki tekrardan indirime girebilir. Şu an tavsiye ediyorum kesinlikle. Çok keskin. Evet, şimdi şu aldığım peyniri şöyle küp küp kestim. Onu da hemen buraya ilave edeyim. Ve soğanı da doğrayamadım artık elimi kestiğim için. Onu da makineden rondodan geçirdim. Onu da üzerine ilave edeceğim. Baharatlarını ve salçasını koyacağım. Hemen şöyle göstereyim bakın. Aslında soğan biraz daha kalın kalın olabilirdi. Tabii elimde doğramış olsaydım daha güzel olurdu ama yapacak bir şey yok artık. O peynirden hariç biraz da kaşar ekleyeceğim. Çünkü o peynir yetmeyecek. Zaten kaşar içinde hemen erimiş oluyor. Şöyle biraz kaşar ilave edip baharatlarını ekleyelim hemen. Valla baharatlarla da en çok yakıştırdığım tabii ki toz biber. Şu. Benimki hatta birazcık acı. Daha da bir lezzet veriyor. Bir de karabiber. Karabiber ıspanağa çok yakışıyor. Ben çok seviyorum karabiberde. Yani ıspanakta karabiberim de az kalmış. Çok az kalmış. Hatta bakın yok gibi. Biraz da kimyon ekleyeceğim. Kimyon da böyle farklı bir tat veriyor. Ispanağa çok yakışıyor da. Şöyle çok az ekledim. Ve tabii ki tuz. Tuzan 2 kaşık mı koysam? 2 değil de 1,5 çay kaşığı diyelim. Ve zeytinyağı. Bakın size zeytinyağını göstermedim aldığım kaba. Dün aksiyondan kendime şöyle bir şişe aldım. Bu normalde su için olan bir şişeymiş. Ben bunu aldım, içine zeytinyağı koydum. Sadece şu kapağını değiştireceğim. Bu böyle bir tıpa ama bu yağdanlıkların ucundaki olan şeyden bulabilirsem ondan alacağım. Daha iyi olur benim için. Şöyle birazcık zeytinyağı ilave edelim. Evet. Çok şık duruyor. Çok beğendim. Yani su için de çok şık ama benim zaten su kabım vardı. O yüzden buna zeytinyağı koyayım dedim. 2,49 gibi bir şeydi galiba. Öyle bir şeydi fiyatı. Çok az bir şey. Şöyle biber salçası ilave edeceğim. Benim biber salçası acı. O yüzden ben çok ilave etmek istemiyorum. Zaten bu kadarı da yeterli olur. Şimdi tüm malzemeleri şöyle bir güzel elimle karıştıracağım. Hepsi birbirine özdeşsin. Bakın bu arada bu köşemi bu şekilde tamamlamış oldum. Gerçekten yağdanlık çok yakıştı. Aslında yani yağdanlık değil ama ben yakıştırdım. Hepsi böyle çok uyum içerisinde oldu. Özellikle tuzlu karabiberlikle birlikte. Böyle hemen elimin altında tuzum, yemekler için olan, normal salata için olan tuzum ve işte karabiberim, yağım. Sadece buraya ayçiçek yağını koymadım. Zaten ben çok da kullanmıyorum. Sadece böyle kızartmalık bir şey yaparsak kullanıyorum. Onun haricinde hiç kullandığım bir yağ türü değil. Pilavı bile sadece tereyağı ile yaptığım için gerek duymadım. O yüzden 2 tane almadım bundan. Şöyle size iç harcımı da göstereyim. Bayağı güzel bir koku sardı zaten. Bunu sadece bu şekilde pişirip yesek bile bence çok lezzetli olacağını düşünüyorum. Hemen hamuru da açalım ve gözlememizi yapalım. Fırından da hamurumuzu çıkaralım. Bayağı bekledi bu sefer. 5 dakikayı aştı. Hemen şöyle göstereyim.
Bakın, bayağı güzel bir şekilde mayalanmış. Güzel olmuş arkadaşlar, şöyle ne kadar pofidik olduğunu bakar mısınız? Şöyle birazcık oynayayım hamurumla. Gerçekten çok güzel oluyor bu tarif tam yani. Geçen yaptığımda da bu şekildeydi. Çok güzel pofidik pofidikti. Sadece belki ben biraz daha ince açamıyor olabilirim şu anda. Dediğim gibi birazcık pratik yapmam lazım bu konuyla alakalı. Şimdi şunu bir güzel şöyle bölelim. Normalde eldiven kullanmamam gerekiyor ama elimde şöyle bir hasar olduğu için şu anda yapacak bir şey yok. Şunu şöyle parçalara bölelim. Ben şöyle 4 parçaya bölüyorum bu şekilde. Ada mutfağın da en güzel yanı şu an bunu rahatlıkla yapabiliyor olmam gerçekten. Bu konuda çok işime yaradı ada mutfak. Şurada kalsa şöyle biraz daha unlayalım şuraları. Şöyle üzerini kapatayım. Valla bu tarifi yaptığımdan beri gerçekten 2 gün boyunca hiç ekmek almamıza gerek kalmıyor. 2 gün boyunca karnımızı doyuruyor ve çok da lezzetli oluyor. O yüzden Emrah da çok sevdi. Ben de çok sevdim. Çok da uğraştırıcı bir şey değilmiş gerçekten. Özellikle hamur yoğurma makinesi varsa zaten hiç uğraştırıcı bir şey değil. Gördüğünüz gibi hemen hamur yoğruluyor ve hemen kıvam almış oluyor. Şimdi şöyle yapıp bunun içine kapatalım şöyle. Hatta şunu da bir ikiye böleyim bakayım. Belki bu sefer böyle küçük küçük yaparsam daha çok ince yapabilirim. Bunu da bu bezin içine kaldıralım. Bence çok ince oldu. Acaba bunu değil de şey mi yapsam? Biraz daha kalın olanını mı yapsam bilemedim. Çok ince oldu. Yani şuradan alıp tavaya yerleştirene kadar bayağı zorluk yaşadım. Hemen diğeri pişiyorken ikinciyi de açayım. Açmakta gerçekten çok zorluk yaşıyorum ve şekil veremiyorum yuvarlak şekli. Şu an bir çiçek şekli oldu enteresan bir şekilde. Ama yapacak bir şey yok. Paket alıyor. O yüzden bunları şimdi böyle birazcık ince olsun, diğerlerini bölmeden yapacağım. Demek ki ilk böldüğüm 4 parça daha çok yeterliymiş. Geçen sefer öyle yapmıştım. 4'e bölmüştüm. Sanki birazcık kalın gelmişti. Bu sefer de çok ince geldi. Tam ayarlayamadım onu. Şöyle paket olsun. Yani bakın şekil düzgün olmasa bile şu paketi verebiliyorsak yeterli oluyor. Şöyle. Gözlemeye
Şeye bakar mısınız? Ben diğerini açana kadar nasıl güzel kabardı. Bu bayağı ince oldu ama. Bunu biraz yanık yapmak istedim. Çünkü Emre öyle seviyor bakın. Şöyle birazcık arkasını yanık seviyormuş. O yüzden şöyle birazcık fazla pişiriyorum bunu. Bir de ıspanağı çiğden koyduğum için tam böyle pişsin istiyorum. Ve şu an gerçekten ortalık çok fena kokuyor arkadaşlar. Hiç yağ yok tavada. Sadece bakın yaptıktan sonra şöyle üzerine tereyağı şeyinde yani şu tereyağını şöyle bir fırçayla değdiriyorum. Şunu yapacağım sadece. Çok az yağlayacağım. O kadar. Tabii bu noktada birazcık tereyağınız batabilir. Bunu gözden çıkarmanız gerekiyor. Hemen diğer tarafını da yağlayayım. Çok az yağlıyorum zaten. Çok fazla yağlamıyorum. Evet, şu kadarı yeterli. Bunun üzerini kapatacağım şimdi. Ben diğerlerini pişirene kadar bu böyle kalsın sıcakta. Şöyle bir kurulama beziyle kapatmış olayım. Bakın bu tam yuvarlak açıldı bu şekilde. Gayet de güzel oldu. Sadece diğeri daha inceydi. Bakalım bu daha ince olacak mı? O kadar çok açabildim mi bilmiyorum. İç malzemesini ekleyeyim hemen. Sonra bu da direkt ocağa. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Herkese bir sonraki günden selamlar. Normalde düğün kapanışımı yapmam gerekiyordu. Hatta gözlemelerimi de göstermem gerekiyordu ama gösteremedim. Çünkü Emrah birazcık işten erken geldi. Babasıyla birlikte gelmişti. Hemencecik sofraya oturduk. Gözlemeler de o an böyle sıcak sıcak pişmişti. Hepsini güzel bir şekilde yedik. Ve çok lezzetliydi. Beğendin mi? Çok güzeldi kuzum. Ben de sağlık. Sadece bir tık acıydı arkadaşlar. O da şeyden kaynaklı. Yani benim hem salçam acı hem de toz biberim acı. İkisi bir böyle birleşince bayağı bir yoğun acılık olmuş. Çok lezzetliydi ona rağmen. Sadece siz eğer yaparsanız mutlaka tatlı biber salçası koyun. Eğer toz biberiniz acıysa, toz biberiniz tatlıysa normal acı biber salçası koyabilirsiniz. Ben tatlı biber salçamla acı biber salçamı karıştırmıştım Türkiye'den geldiğimde. Keşke karıştırmasaymışım. Çünkü acı biber de bayağı yoğun bir acı biber salçasıymış. Öyle, çok lezzetliydi, güzeldi. Umarım böyle yaptıkça iyice pratikleştiririm, şeklini daha güzel yapabilirim. Sizlere de böyle tavsiye etmiş olayım bu yaptığım gözlemeyi. Çok da basit, hemen hızlıca yapmış oldum. Evet, artık videomu burada kapatıyorum. Bugün Emrah'ın tatil günü. Dükkanı açmalı ve birlikte birazcık dolaşacağız, gezeceğiz. Ama vloglamayacağım çünkü zaten çok fazla bordoyu vlogladım. Çok da böyle sizi sıkmak istemiyorum aynı tür vloglarla. Umarım bu videomu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın.